3 Nisan günü de mazbatayı aldık. 4 Nisan'da da halkımızla beraber belediye gelip görevimize başlamış bulunmaktayız. Belediye gelir gelmez ilgili birimlerden yazışmalar talep ettik. Geldiğimizde büyük bir tahribatla karşılaştık. Yüksekova Belediyesi yaklaşık 1 katrilyon borca girmiş durumda. Bu borcun %90'ı İller Bankası'na yapılan kredilerden oluşuyor. Bu kredilerin de yaklaşık %60'ı faiz. Yüksek olan neredeyse 20-30 yılı adeta ipotek edilmiş durumda. Yine kayyumlar bununla yetinmemiş olup Gever'in adeta ana damarı dediğimiz iki arsasını da peşkeş çekerek sattılar. Değerin çok az altında sattılar. Geldiğimizde yine ilgili birimlerden talep ettik. 54 kişi işe alınmış durumda son 5 yıl içinde kayyumlar tarafından ve bunların da çoğu kayyum yardımcısı dediğimiz kayyumcukların akrabalarından oluşmaktadır. Yine AKP Gençlik Kolları Başkanı, işte AKP'lilerden çoğun alınmış durumda. Bu kayyum yardımcıları, 3 tane kayyum yardımcısı vardı. İlkin yetkilerini askıya aldık. Bugün itibariyle de yardımcılık görevlerine son vermiş bulunmaktayız. İnceleme yaptığımızda ortaya çıktı ki yani özellikle son 10-15 günde büyük harcamalar yapılmış. Son 10 günde neredeyse 8-9 milyon TL belediyenin kasasından çıkmış. Bunun çoğu 3-4 ödeme Emniyet Müdürlüğü'ne yapılmış, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne. Yine yüklü miktarda yakıt alınmış. Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüksekova Adliyesi'ne de ödemeler yapılmış. Yaklaşık bir 100-150 bin TL tatlı parası, kadayıf parası var. Dikkatimizi çeken ödemelerin başına bunlar geliyor. Yani son 10 günde büyük harcamalar yapılmış. Yine 2-3 tane ihale yapılmış. 28 Mart'ta, birisi de 2 Nisan'da yapılmış. Yani biz mazbat almadan bir gün önce yol ihalesine çıkılmış. Yüklü miktarda 10-15 milyon değerinde. Bunların hepsini geldiğimizde bu ihaleleri de feshetmiş bulunmaktayız. Peyderpey diğer işlemleri de inceledikten sonra kamuoyuna bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne 3-4 farklı ödeme yapılmış. Bu ödemelerde de Ramazan'da iftar yemekleri verilmiş, kutlamalar yapılmış. Yani bu şekilde fatura kesilmiş. İlk belediye meclis toplantımızı yaptık. Yönetim kadrolarımızı da seçmiş bulunmaktayız. Halkımızın büyük bir heyecanı var. Halkımız hem bayram tebriğine hem de seçimleri kazanmamızdan dolayı 8 yıldır kayyum gaspına son verdiğimiz için büyük bir kalabalık şeklinde bizleri tebrik etmeye geliyorlar. Biz bu heyecanı boşa çıkartmayacağız, onu söyleyeyim. Yani bu kayyum yaratmış olduğu bu tahribat, bu borç bizleri kesinlikle korkutmuyor hiçbir şekilde. Biz Gever halkıyla beraber hizmetlerin en iyisini bu 5 yılda yapmaya devam edeceğiz. Yine de İller Bankası'ndan aylık yaklaşık 30 milyon TL ödenek gelmekte. Bunun yarısı yaklaşık 15 milyonu çalışanların maaşlarına gitmekte. Kalan parayla da en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız. 8 yılda ekonomik tahribatın dışında geldiğimizde kültürel olarak da büyük bir tahribatla karşılaştık. Mesela şu anda bizim belediyemizde bir kadın birimi yok. İvedilikle onu kuracağız. Yine kültürel alanda büyük eksiklikler var. Gençlik alanda da. Bunlar üzerinde çalışmamız olacak. Festivaller, konserler şeklinde etkinliklerimiz olacak ileriki dönemlerde. Yüksekova'nın en büyük sorunların başında yol meselesi geliyor. Şimdi bile 2024 yılındayız. Gever'de neredeyse yolların %50'sinden fazlası hala asfaltlanmış değil. İlk işimiz imar komisyonumuzla beraber, fen işleri komisyonumuzla beraber bu yolları tespit edeceğiz. İvedi olarak yapacağımız yolları ihaleye çıkartacağız ve bu sene içinde çoğunu yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 katrilyon borç var Yüksekova Belediyesi'nin. Nüfusa oranladığımızda Türkiye'nin neredeyse en borçlu belediyesi durumunda. Yani bu 1 katrilyon parayla 3 tane yeni Gever inşa edilebilirdi. Bu kadar borç yapmalarına rağmen maalesef herhangi bir hizmet de yapılmış değil. Büyük bir tahribatla karşılaştık. Bu büyük tahribata rağmen, bu büyük borca rağmen bu 5 yılda Gever halkı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve Gever halkı hizmetinin en büyüğünü bu 5 yıllık süre zarfında Dem Parti Belediyesi'nde bulacaktır.